Amerika ilişkilerinde, Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde geri sayımın uzun süredir sürdüğü ve nihayet beklenen görüşmenin gerçekleşeceği Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'la Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde 14 Haziran'da buluşacağı bu önemli buluşmanın, görüşmenin perde arkasını konuşacağımız bir bölümle başlayalım istiyoruz. Bu görüşme çok uzun süreden beri bekleniyordu. Biden ilk başkan seçildiğinde normalde geleneksel olarak Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nı, Başbakanı'nı arıyordu. Ancak bu sefer aramadı. Böyle olunca da iki devlet lideri arasında acaba bir gerilim mi var? İki ülke arasında işler iyi gitmiyor mu tartışmaları, konuşmaları arka arkaya geldi. Buna F-35 programından çıkartılmamız, ardından Ermeni soykırım iddialarının Amerika Birleşik Devletleri tarafından resmen ilk kez kabulü de eklenince artık iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceği ne olacağı sorusu iyiden iyiye merak uyandırmaya başladı. Dananın kuyruğu 14 Haziran'da Brüksel'de NATO zirvesinde kopacak. Hem Türk tarafı hem Amerikan tarafı Biden ve Erdoğan görüşmesini doğruladı. Doğruladı doğrulamasını ama ne konuşulacaklar, hangi konu konuşulacak hala orası net değil. Bu hafta Wall Street Journal'da çıkan bir makale çok ilginç bir bakış açısıyla Biden yönetimini uyarıyordu. Türkiye sizin dedelerinizin bildiği Türkiye değil artık diyordu. Değişen dünya dengelerini, Soğuk Savaş sonrasında Türkiye'nin yeni konumunda edindiği farklı durumu, statüyü anlatmaya çalışıyordu. Bu ses duyulur mu bilmiyoruz. Ancak Obama döneminde 2008-2010 arasında Ankara'da büyük elçilik yapmış James Jeffrey bu sesin duyulup duyulmayacağını en iyi bilecek isimlerden bir tanesi ve şu anda yayınımıza katılıyor. James Bey, ilk olarak şunu sormak istiyorum. Sizce bu görüşme özellikle Amerika Birleşik Devletleri tarafından nasıl bekleniyor? Bekleniyor mu ya da? Aslında en önemlisi bu görüşmenin gerçekleşecek olması. Şunu akılda tutmak lazım. Başkan Biden bu seyahatinde gerçekten çok az kişiyle birebir görüşecek. Bu isimlerin arasında Avrupa Birliği ve NATO liderleri, İngiliz Başbakanı, İngiliz Kraliçesi, Rus Başkanı Putin ve Başkan Erdoğan var. Bu durum bile Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin birbirleri için ne denli önemli olduğuna dair bir sinyal olarak okunmalı. İçeriye gelecek olursak, gündemdeki meseleleri ele alacaklardır. Bunların arasında S-400'ler var. Suriye denklemi var ki buna Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'nin aksiyonlarını desteklediği Kuzeybatı bölgesi de dahil. Aynı zamanda ABD ve Türkiye'nin YPG varlığı nedeniyle karşı karşıya geldiği Kuzeydoğu bölgesi de var. Orada Ekim 2019'da varılan ateşkes anlaşması devam ediyor. Benim düşüncem iki lider bölgeyi istikrara kavuşturmak adına ortak hareket edecektir. Bölge derken aklımıza Afganistan'da, Kafkaslar'da, Ukrayna'da, Suriye'de, Irak'ta gelmeli. Ana gündem maddeleri bunlar. James Bey, tarafların iki ayrı bakış açısı var. Amerika S-400 meselesini gündemde tutuyor. Türkiye'de Amerika'nın YPG'ye yaptığı yardımı sürekli gündeme getiriyor. S-400 meselesi Amerika Birleşik Devletleri için vazgeçilmez bir mesele mi? Neden bu kadar önemli? Bu aslında bir ayrışma noktası değil. Türkiye'de aynı Almanya'nın Kuzey Akımı kararı gibi bizim katılmadığımız kararlar veriyor günün sonunda. Evet, bazı aksiyonlar alındı. Ancak Türkiye S-400'leri alsa da almasa da onlarla iyi ilişkilerimiz olsun istiyoruz. Bunun bir hata olduğunu düşünüyoruz ancak yine de birlikte çalışabildiğimiz alanların üstünde durmaya devam edeceğiz. Bu anlaşmazlıkları bu kadar da ciddiye almamalıyız. Evet, James Bey, şunu sormak istiyorum. F-35 projesinden artık Türkiye resmen çıkartılmış durumda. S-400 meselesi, YPG meselesi konuşulurken bir de bütün bu tabloya Doğu Akdeniz'deki gelişmeler eklendi. Doğu Akdeniz meselesi sizce iki ülke arasında bir kara kedi girmesine neden olur mu? Benim düşüncem ABD Kuzeydoğu Suriye'de yer almaya devam ettiği sürece YPG ile bir ilişkisi olacak ve bu bölge Türkiye'nin de ilgilendiği ve çıkarları olan bir bölge. Ancak hatırlatmakta fayda var. O bölgede şu anda Türkiye ile bir ateşkes içindeyiz. S-400 ve F-35 meselelerine gelecek olursak, bence Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'yi F-35 programına geri dahil etmenin yollarını arıyor.
Tabii burada büyük engel S-400'lerin varlığı. Ancak yine de bu konularda bir anlaşma zemini sağlansa da sağlanmasa da bir sürü başka konu var. Doğu Akdeniz bunlardan bir tanesi ve ABD orada hem Türkiye hem Avrupalı hem de Orta Doğulu partnerleriyle çalışmak ve orada bir çözüm bulmak istiyor. Ve bu olay üzerinde çözüm bulunmasının ihtimali bence çok yüksek. Biraz önce yayına başlarken bu Wall Street Journal'da çıkan bir makaleden bahsettim ve Türkiye sizin dedelerinizin bildiği o Türkiye değil adlı makalede yeni konumu konuşuluyordu, tartışılıyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nde şimdi bakıyoruz, Dışişleri Bakanı zaman zaman Türkiye'yi eleştiriyor. Biden soğuk davranıyor. Ne oldu? Amerika Birleşik Devletleri açısından baktığınız zaman Türkiye önemli ve değerli bir müttefik olma özelliğini kayıp mı etti? Türkiye bütün Orta Doğu'nun istikrarını sağlamak adına hayati öneme sahip bir ülke. Afganistan'dan Kafkaslara, Akdeniz'den Karadeniz'e, Balkanlara kadar uzanan bir bölgeyi etkileyen bir ülke. NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip, dünyanın en büyük 17. ya da 18. ekonomisine sahip. Çok istikrarsız bir bölgede gayet istikrarlı bir ülke. Bütün bu sebeplere bakınca tabii ki de Amerika Birleşik Devletleri için çok önemli bir ülke ve müttefik. İlişkilerin düzelmesi için kapılar açık. Bu durum iki başkanın da bir avantajı. Onlara bu kapıdan el ele yürümek düşüyor. Bekleyip göreceğiz. Sayın Jeffrey, siz Obama döneminde resmi olarak görev alan bürokratlardan bir tanesiydiniz. Şimdi o dönemde sizinle beraber çalışan pek çok ismin Biden döneminde de etkin rollerde olduğunu görüyoruz. Üçüncü Obama dönemiyle karşı karşıyayız diyebilir miyiz Türkiye açısından? Bahsettiğiniz insanların tamamıyla çalışma imkanı buldum. Başta Başkan Biden olmak üzere. Bence Obama dönemi Beyaz Sarayı'nı birazcık andırıyorlar. Ortak bir tonları var. Ancak tamamıyla aynı tonu yansıtmıyorlar. Özellikle dış politikada İran'a karşı çok daha mesafeliler örneğin. Tekrardan nükleer anlaşma zemini oluşursa yapacaklardır. Ama yine de şüpheyle yaklaşıyorlar. Geleneksel müttefiklerimizle çalışmaya önem veriyorlar. Ki bunu ne Başkan Trump ne de Başkan Obama döneminde net bir şekilde görememiştik. Çin konusunda da tabii ki çok dikkatliler. Ancak Avrupa ve Orta Doğu'da Amerikan varlığının ve liderliğinin öneminin farkındalar. Biden 50 yılı aşkın süredir bir devlet adamı. Herkesi tanıyor. Başkan Erdoğan dahil olmak üzere. Ben Biden dönemindeki ABD dış politikasını şu ana kadar çok akılcı buluyorum. Bu politika böyle devam edecektir. Hatta bu dış politika anlayışının Amerika Birleşik Devletleri için son 20 yıldır en başarılı anlayış olduğunu düşünüyorum. Sayın James Jeffrey, siz Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin ilişkisini, geleceğini nasıl bakıyorsunuz, nasıl görüyorsunuz acaba? Öncelikle Biden ve Erdoğan'a bakınca ikisinin de bürokrasiyi, resmiyeti ve sonuç vermeyen konuları sevmediğini söyleyebilirim. Olayların gerçek içeriğine inmeyi seven liderler. Şu anda bizim konuştuğumuz gibi birebir konuşmayı seven liderler. İkisi de karşı karşıya konuşmakta başarılılar. Geçmişte oldukça olumlu ilişkileri vardı. Ancak ikisinin de fevri olduğunu söylemek mümkün. İkisi de birbirlerine söyleyecekleri bazı şeylerin karşı tarafı rahatsız edebileceğini bilmeliler. Bu durumu daha önce iki lider için de gözlemledim. İlişkiler tabii ki de düzelecek. Türkiye batılı bir ülke. Amerika Birleşik Devletleri ile demokrasi, serbest piyasa ekonomisi ve başka değerler paylaşıyor. İki ülke birbirlerinin partneri. Türkiye aynı zamanda Rusya, İran ve terörist gruplar tarafından baskı altına alınmış durumda. ABD olarak Türkiye ile bütün bu alanlarda işbirliği yapmamız lazım. Hem daha iyi bir Avrupa ve Orta Doğu inşa etmek için, hem Rusya ve İran'a karşı baskı oluşturabilmek için, hem de belli terör oluşumlarına karşı faydalı bir mücadele vermek için Türkiye ile ABD işbirliği yapmak zorunda. Gündemde bu var. Bu işbirliği iki ülkenin de, iki ülkenin halkının da yararına olur. Ve uzun vadede son 70 yıldır olduğu gibi bu işbirliğini sürdürebileceğimize çok eminim. Evet Sayın James Jeffrey, çok çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Sevgili seyirciler, gelin isterseniz bir de Türkiye açısından bakalım. Bir Amerikan uzmanı Profesör Doktor Burak Kuntay, Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde önemli bir isim. İki ülkenin ilişkilerini yakından takip eden bir isim. Ben şimdi ona sormak istiyorum. Sayın Kuntay, sizce Erdoğan-Biden görüşmesi Türkiye açısından ne kadar önemli? Çok mu önemli, yoksa biz mi biraz abartıyoruz bu önemi? Evet. Şimdi bir kere
Büyük bir seyahat, büyük bir program. Bu programın içerisinde bizi en çok ilgilendiren kısım şüphesiz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Joe Biden'ın görüşmesi. Ama bu büyük seyahat lafını yabana atmayalım. Çünkü sadece Türkiye ile Türkiye konusunu ya da Türkiye'nin yakın bölgelerini konuşmak için yapılmış bir seyahat de değil bu seyahat. Dolayısıyla İngiltere ile başlayıp Rusya ile tamamlanacak. Arada iki tane uluslararası toplantı yapılacak. Liderlerle ki bilhassa tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı'na görüşülecek genel kapsamlı bir toplantılar zinciri. Önce bir kere bunu unutmayalım. Yani sadece Türk-Amerikan ilişkilerine özel bir hadise değil bu. Bu bir. İkincisi şu açıdan ben çok önem atfediyorum. Tabii işte S-400'ler konuşulacak, şu olacak, bu olacak vesaire çok konuşuluyor. Ama açık bir şey söylemek gerekirse bu görüşmenin en önemli tarafı 50 dakika olur, 50 saat olur, 5 dakika olur hiç önemli değil. En önemli tarafı Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri Amerikan seçimlerinden sonra Amerikan başkanının seçim öncesi söylediği sözlere dair Biden gelince Türk-Amerikan ilişkileri kaosa gidecek gibi bir imaj doğmuştu. Tabii Biden'e karşı çok ciddi bir kamuoyu tepkisi aynı zamanda Türk siyasetine de bir tepki oluştu. Amerika'da zaten Türkiye'ye karşı bir tepki vardı. Dolayısıyla şimdi iki taraf da beklemede acaba nasıl bir hadise vuku bulacak diye uzun süre beklendi. Tabii şunu unutmamak lazım. Bunu sizin çok değerli programınızda da daha önce ifade etmeye çalışmıştık. Seçimden hemen sonra Amerika'nın önceliği pandemi ve aşılanma olduğu için Amerika'nın büyük bir Biden'ın ya da dış politika hamlesini beklemek çok doğru olmaz dedik ki işte zamanı da gelmeye başladı. Yine tam değil, yine sene sonunu bulur büyük hamleler ama bu seyahatte şunu göreceğiz. Bir, Biden Avrupa'ya dair tekrar transatlantik birliklerine dair mesajlar verecek. İkincisi İngiltere ile daha yakın ve daha farklı bir ilişkinin mesajlarını verecek ki bunlar zaten altyapıda kuruluyordu. Ve en önemlisi son turda Rusya ile olan ilişkilerinde aslında önceden toparlaya toparlaya Rusya'ya gidip Rusya ile yapacağı görüşmelerde de büyük ölçüde Biden-Trump gibi değil Rusya'ya hem Hillary Clinton seçimlerinden hem de kendisiyle alakalı durumlardan tepkili. Dolayısıyla bu ilişkilerin bundan sonraki yarınına dair bir imaj ortaya koyacak. Peki Türkiye burada nerede yer alıyor? Türkiye şurada yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki mevzuları şöyle çat diye ağzımızdan ilk çıkan 4-5 taneyi saysak burada herhalde ne görüşülür deseniz 4-5 mevzudan biri şu. Şüphesiz ki PKK, PYD, YPG üçlüsünün Türkiye'nin güneyinde yarattığı problemler, Türkiye'nin bölgeye müdahalesi meselesi bu bir. Şimdi Amerika'nın buradaki tutumu belli. PKK terör örgütü diyor ama YPG ile PYD'yi aynı şekilde görmüyor. Hatta buralara çok ciddi destek veriyor. Türkiye açısından bunların hepsi terör örgütü. Türkiye de bununla ilgili haklı tavrını ortaya koyuyor. Bu meselede bir çözüm bekler miyiz? Hayır beklemiyoruz bir. Gelelim ikinciye FETÖ meselesi, terör örgütünün mensup ve liderinin Türkiye'ye teslimi konusu. Kesinlikle bundan da bir ilerleme veya bir sonuç beklemiyoruz bu iki. Konuşulup konuşulmayacağı bile ortada kalabilir ilk etapta. Üçüncüsü ve belki en önemlisi yani herkesin bir şey beklediği konu S-400 meselesi. S-400'lerle ilgili Türkiye bunları işte sisteme dahil etmeyecek de koruma amaçlı değil de şu amaçlı askeri terminolojiler kullanarak birçok hadise öngörülüyor. Bunun üzerine Amerika'da da Türkiye aleyhindeki yasa tasarıları durdurulacak vesaire deniyor ama ben çok net bir şey söyleyeyim. Bu hadisede ne Türkiye'nin ne Amerika'nın çok büyük ölçüde, çok büyük ölçüde buradaki çok büyük şu anlama geliyor. İki tarafı da rahatlatacak, tatmin edecek ölçüde bir geri adımını beklemiyorum. Bu da üç. Burada belki bir tek Afganistan'daki meselede, Türkiye'nin Afganistan'da daha aktif rol oynamasında belli bir noktaya gelinebilir. Ama çok açık konuşmak gerekirse bir Türkiye'de burada hani siz çekiliyorsunuz biz mi orada olacağız gibi bir üstümüze ihale kalmış havası kamuoyunda doğabileceğinden burada bizim vereceğimiz tepkiyi tabii kestirmek çok zor ama tepki ne olursa olsun, istikamet ne olursa olsun burada ciddi bir ittifak bile sağlansa sadece Afganistan üzerinden de Türk-Amerikan ilişkilerini önümüzdeki Biden dönemi için konuşuyoruz. 4 senelik işte sıfırlanması, ihya olması, ilişkilerin iyiye gitmesini çok açık söylüyorum yine beklemiyorum. Çünkü her zaman dediğimiz gibi ortada ciddi meseleler var. Bu meselelerde de Amerika ile Türkiye'nin çıkarları çatışıyor. Bu çıkar çatışmalarını da ortadan kaldıracak yapıcı bir unsur yok ortada. Bir zamk yok, bir uhu yok. Ortada bir birleştirici unsur yok. Yani bu oranın ya da buranın kabahati değil. Her zaman olamayabilir böyle şeyler dış politikada. Şu anda bu yok. Dolayısıyla ben bu görüşmeler sonrasında çok açık ve net söylüyorum. Öyle gündemimizde konuşulduğu kadar büyük bir değişiklik, müspet ya da menfi
Kesinlikle beklemiyorum. Burada sadece bizim için önemli olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Amerikan Başkanı Biden'ın kanalların açık olması ve bu kanalların işletilebilmesi, görüşülüyor olması. En azından bu bile gergin bir dönemde, ilişkilerin gergin olduğu ve dediğim gibi ortada birleştirici bir zamk olmadığı dönem içerisinde bu bile bir artı sayılabilir. Ama bundan öteye çok büyük haberlerle geçireceğimiz bir hafta olmayacak. Çok net söyleyebilirim. Sayın Kuntay, çok çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için.